Evet arkadaşlar selamlar e, Megapın 2023'ün ilk çeyrek bilançosu geldi ve e, vakit kaybetmeden hemen bilançoya bakalım e, akşam saatlerinde borsa kapanır kapanmaz kap bildirimi geldi ve kap bildiriminde faaliyet raporu da e, yayınlandı faaliyet raporuna da bakalım e, önce faaliyet raporuna bir bakarız sonra Fintables'ten tablosundan e, özet gelir tablosuna bilançosuna inceleriz önemli faaliyet raporunu bakmamız arkadaşlar çünkü şirkete ortağız ve şirkette neler oluyor neler bitiyor neler söylemiş yönetim kurulu işte başkanının mesajı var şey, rapor dönemi ortaklıklarla ilgili bilgiler bu önemli her şirkete ortaksak bu faaliyet raporunu biraz incelememiz gerekiyor istemeyen arkadaşlar videoyu ileriye sarabilir ileri atlayabilir ve direkt fın bakacağımız bilançoyu göz atabilirler kendileri tercihidir. Fazla da uzatmamaya çalışacağım. Hemen şöyle faaliyet raporuna bir bakalım. Evet yönetim kurulu başkanımız bir mesaj yapmış. İş ortaklarımız ve paydaşlarımız 2023 yılının birinci çeyreğinde başarılı sonuçlar elde ettik diyor. Bu kapsamda yine önceliklerimiz çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini korumak ve tüm, tüm önemli önlemleri aldık. 2020 yılında 2 Mayında Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesi'nde 135 bin metrekare alana sahip yeni fabrika yerleşkesini satın alarak tekstil alanındaki örme kumaş üretimimizi 2020 Aralık ayından itibaren fabrikayı faaliyete sokarak Adıyaman Besni'de devam etmekteyiz diyor. Güzel. <laughs> e, Adıyaman Besni'deki sanayi bölgesindeki fabrika yerleşkesinde 2021 yılında kurulumuna başladığımız 900 ton işlem kapasiteli kumaş boya ve apreleme işi üzerine tesis kurulumu tamamladık. Hem üretim hem boyama işlemlerini kendi bünyemizde yapıp ürettiğimiz ürünlerimizin kalitesini daha ileri boyutlara taşımayı ve kaliteden ödün vermemeyi amaçladık. Gayet iyi gidiyoruz. Hedeflerimizde çalışanlarımız ve paydaşlarımızın memnuniyetini gözeterek ulaşmaya devam ediyoruz. Her geçen gün büyüyen ailemizde bizimle devam eden ve inanan çalışma arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum diyor yönetim kurulu başkanı, şirketin sahibi Eda Özhan. Biz de tabii ortak olarak şirketin bir hissedarı olarak tabii ki iyi, güzel, olumlu bir giriş oldu. Adıyaman Besni'deki fabrikayı daha önceden zaten biliyorduk. Ee, 2000 Tabi buralara girmeyelim uzun olur şimdi Genel bilgi e, Megap'ın işte biraz tarihçesi e, Ne zaman e, kurulduğunu e, Fabrika alanlarının e, Binasının, altyapılarının olduğu bölgeleri şey yapıyor Hızlı geçiyorum buraları İzlemeyin arkadaşlar ileriye sarabilir Ya da sonradan kendisi girip e, okuyabilir bu faaliyetleri Şimdi giriş firmamızın gelişim süreci ee, yine aynı şekilde işte 2005 tarihinde kurulmuş e, fabrikamızın e, ve 2006-2007'den sonraki gelişim sürecini anlatıyor. 2008'deki gelişim, 2009'da işte ISO 9001. Neyse buraları da geçelim. E, biliyorsunuz geçen ay %100 bedelli sermaye arttırımına gidilmişti. Ondan bahsediyor. Ona katıldık. Bedelliye ben katıldım. 600 lotum vardı. %100 bedelli 600 lotta aldım. 1200 lota çıkardım. %100 oranında bedelli artırarak 26 milyon 442 1900 TL'ye çıkarılmış bu başvuru ile şirketin faaliyet raporu böyle uzun bir şekilde devam edecek. Neyse o zaman biz uzatmadan bilançoya bakalım. Hemen fin tablise geçelim. Dileyen arkadaşlar burada rapor dönemini zaten her şeyi ortaklıklarla ilgili bilgileri edinebilirler. Ben de fazla uzatmayayım. Şimdi gerçekten güzel geldi. Beklentiden, beklediğimden daha iyi geldi. Şimdi 2023'ün ilk çeyreğimiz geldi. Bir geçen seneninkine bakalım. 2022'nin ilk çeyreğinde neydi satışlarımız? 135 milyon liraydı. 220 6 yüzde 226 oranında arttırarak 135 milyondan 441 buçuk milyon liraya çıkardık. Geçen seneden bu yana gayet güzel. Brüt kârda yüzde 154 artışla 70 milyona çıktı. Esas faaliyet kârımızı yüzde 336 oranında arttırarak 16 milyondan 70 milyona çıkardık. Favök yüzde 160 artışla 24 milyondan 63 milyona çıktı ve net dönem kârımız da gerçekten çok güzel. %335 artışla e, geçen seneki ilk çeyrek bilançodan e, 9,5 milyon TL'den e, 41 milyon 319 bine e, çıkarıldığını görüyoruz arkadaşlar. E, dönem varlıkları da e, çeyreklikte baktığımızda yani 2022'nin Aralık ayında e, 1 milyon 326 iken pardon 1 milyar 326 iken e, %23 artırarak 1 milyar 624'e çıkarılmış dönem varlıklarımız, duran varlıklarda %3 oranında artış göstermiş. Öz kaynaklarımızda %9 oranında artarak 353 milyondan 385 milyona da çıkmış arkadaşlar. Net borcumuz ve finansal borçlarımız tabii ki olacak. Şirket yatırım yapıyor, kendini geliştiriyor. Borçlar da olacaktır. Gayet normal. Burada bir sorun göremiyoruz. Şimdi <laughs> Çeyreklik satışlarımızda baktığımızda geçen çeyrekte yani aralık ayında 2022'nin aralık ayında 585 milyon liraydı. İlk çeyrekte 441 milyona gerilemiş olarak görüyoruz. 2022'de ilk çeyreğinden itibaren yükselen bir grafik vardı gördüğünüz gibi. Ama bu çeyrekte ilk çeyrekte 441 milyona gerilemiş çeyreklik satışlar. Ama çeyreklik net kara baktığımızda ise 33 milyon 279 bin lirayken ilk çeyrekte bu rakamı 41 milyon 319 bine çıkarmayı başarmışız. Yani geçen yıldan bu yana geçen yılın ilk çeyreğinden bu yana üzerine koyarak çeyreklik net kârı üzerine katarak yoluna devam etmiş. Gayet güzel olumlu bir şekilde ilk bilançomuzu. E, aldık ve görüyoruz şu anda. E, 13 Nisan'da dediğimiz gibi e, bedelli vardı. %100 bedelli vardı. E, ve bunu da zaten e, kullandık. Kullanan arkadaşlar da e, rüçhan haklarını artık alanı aldı, satan da satmış oldu. <laughs> evet. Bu, bu şekildeydi. Grafiğine e, bakalım. Grafiğine bakmadık. E, onu açayım arkadaşlar. En sonunda Bilançomuz gayet güzel. Şöyle bir de grafiğine bakıp sonlandıralım. Hemen Megap'ı şuradan bulalım. Megap'ı açtım. Evet. Şöyle bir saatlikteydi bunu. Günlüğümüze alalım. Evet. Şimdi biliyorsunuz Bölünmüştü. E, 6 liranın üzerindeydik bölünmeden önce, bölündükten sonra tabii şu anda düzeltilmiş fiyatı 3 liraya kadar düşmüştük. Hatta e, 2.99'dan kapattık. E, burada Fibonacci'de e, düzeltmemizde önümüzde mesela 3, 3 lira 25 kuruşumuz var. E, önümüzdeki e, direncimiz onu kırmalıyız. 2.94 e, kırıldı. Destek seviyemiz 2.94'tü iki kere test ettik zaten. Bir kere daha kırmıştık 2 Mayıs'ta. Sonra iki gün üst üste yeşil mum yakmışız. Ardından tabii ki yine endeksin düşüşüne bağlı olarak yani çok ne sert düşüyor ne de yükseliyor. Gayet normal. Yani 3 lira böyle bir şirket için arkadaşlar hiçbir şey. Yani çay ocağında 5 lira bir bardak çay. Koskoca şirket 3 lira bir lotu. Gayet uygun olarak ben görüyorum. Geçen yıl 2022'de 10 lirayı biliyorsunuz görmüştü, 10 lirayı aşmıştık. E, o seviyelere gelmeden e, ben elimde tutmaya devam edeceğim. Megap'a e, şans vereceğim yani yatırım e, anlamında. E, i̇lk bilançosu da iyi geldi. Kaliteli, olumlu geldi. E, bundan önceki de iyiydi yine. Çok da kötü değildi. E, şimdi ikinci bilançoyu bekleyeceğiz. E, i̇kinci bilançoda e, ya kadar zaten tutacağız elimizde. E, 7-8 aydır zaten tutuyorum. En azından böyle bir şirketin yani bir iki sene, üç sene uzun vadede bir tutmak, beklemek lazım, takip etmek lazım. Bilançolarını, yaptıklarını, yapacaklarını bir takip etmek lazım. Dediğim için, dediğim yani 3 lira gayet makul bir fiyatta, uygun. Bu fiyatta böyle bir şirkette böyle bir lot fiyatı, hisse fiyatı yok açıkçası. Dediğim gibi bu, bu hisseye şans vereceğim. Birkaç sene elimde tutmayı. Hatta böyle ucuzken de düşüşlerde alıp eklemeyi, lot sayımı arttırmayı hedefliyorum. Söyleyeceklerim bunlar grafik anlamında da gayet olumlu. Şu anda hiçbir sorun görmüyorum. Bu alt seviyelerden toplanabilir. 2,5 liraya da gerileyebilir. Ne kadar düşerse diplerden toplayıp sonradan bekleyeceğiz. Değerli arkadaşlar ben böyle düşünüyorum. Evet analizini yaptık. Gayet olumlu, güzel, pozitif bir bilanço geldi. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmayı unutmayın. Sevinirim. Abone olursanız görüşmek dileğiyle bütün Megap yatırımcı dostlarımız arkadaşlara bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.